Şimdi Esat Hocam, bir grafiğimiz var. Bilmiyorum ekranı görebiliyor musunuz? Ama ben verileri okuyacağım ve o veriler üzerinden bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Bir emekli asker olarak, kurmay olarak. İsrail ile İran'ın arkadaşlarımız, İsrail ile İran'ın arasındaki asker, yani askeri güç kıyaslaması yaptı aslında bir yerde. Evet. Asker sayılarına geldiğimizde İsrail'in 170 bin askeri var. İran'ın 610 bin askeri kayıtlara geçti ki İsrail'in asker sayısındaki eksikliğinden dolayı uzun yıllardır sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Tank sayılarına geldiğimizde İsrail'in 1370 tankı varken İran'ın 1996 tankı var. Yani yaklaşık 600 tank daha fazla İran'da var diyebiliriz. Savaş uçağı sayısındaysa yaklaşık 60-50 ile 60 arasında bir fark oluşturmuş. İsrail 241 savaş uçağı var. İran'ın ise 186 savaş uçağı var. Savaş helikopterlerinde de yine 35 savaş helikopteri daha fazla var. İsrail'in 48 savaş helikopteri var. İran'ın ise 13 savaş helikopteri var. Fakat esas fark savunma bütçesinde ve nükleer başlıkta ortaya çıkıyor. Çünkü bu arada şöyle bir gerçekten bahsedelim. İran'ın nükleer başlığı var mı yok mu, bu bir soru işareti. O yüzden arkadaşlarımız buraya eksik koydu. Daha doğrusu tire koydu. Fakat bu soru işareti olduğu için bununla ilgili net bir şey söyleyemiyoruz. Ama İsrail'de nükleer başlıkta 300 sayısını görüyoruz. Ciddi bir fark görüyoruz. İran'ı bilmediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Savunma bütçesine geldiğimizde ise 24 milyar dolarlık bir savunma bütçesi var İsrail'in. 10 milyar dolarlık da bir savunma bütçesi var İran'ın. Aradaki fark bu şekilde. İster istemez böyle bir gündem olduğu için iki ülke arasındaki farkı, askeri güç, savunma bütçesi, işte savunma sanayi konusundaki farkı ekrana getirmek zorundaydık Esat Bey. Size soralım. Sizce bu iki ülkenin askeri gücünü kıyasladığınızda size ne anlam ifade ediyor? Bir kere tabii biz savaş olarak çok da güzel söylüyorlar. Harbi expert diyorlar. Özellikle Bakü'ye biraz evvel yayın yaptım. Onu söylüyorlar. Bu bir nispi muharebe gücü olarak değerlendiriyor. Bunu nerede bakarsanız? Jane's Defense Weekly. Onun kataloglarına görürsünüz. SIPRI'de görürsünüz. Bunlar bir şey ifade etmez. Yani hiçbir şekilde asimetrik savaş olgusunu ortaya koymamaktadır. Asimetrik savaş şudur. Zayıfın kuvvetliye karşı zamanı eline alarak efendim galip gelmeyi hedeflediği bir savaş şeklidir. Yani bu konu sadece ve sadece nispi muharebe gücü olgusunu ortaya koymak olarak yapılır. Harekat alanları ortaya konulur. Burada tespiti biraz evvel Doktor Hazar'ın da ifade ettiği gibi hangi alanda karşı karşıya gelecekleri ortaya konulması gerekir. Yoksa bunlar langır langır, senin hani bu şeye benzer, Sultan Mahallede efendim bizim Roman vatandaşlarımızın senin neyin var, benim neyim var diye ortaya koymaya benzer ki onu ortaya koymamız açısından çok da önemli. Şimdi ben değerlendirdim. Yani o değerlendirme gerçek anlamda bir bölgesel olarak gelir. Bakın ben onun için ifade etmeye çalışıyorum. İkincisi biliyorsunuz 13-14 gecesi, siz biraz evvel söylediğiniz gibi 1 Nisan şakası gibi 13-14 Nisan gecesi için önemli olduğunu söyleyeyim. Neydi onun özelliği? Bakın önemli bir olgu ortaya konuldu. Ne konuldu? Bunu ortaya koymamız lazım. Efendim eskiden işte birçok özellikle Benjamin Netanyahu hükümeti dediğimiz 64 tane milletvekilinin el kaldırmasıyla 120 kişilik kenisette ayakta ancak durmaya razı. Bugün tekrar bir güven oylamasına gelse zannetmiyorum bunu alacağı. Efendim o gece bir karar verildi. Denildi ki savaş kabinesi out, efendim güvenlik kabinesi in. Bir anlamda şunu söylemeye çalışıyorum. Yani o güne kadar bu kelimeyi özellikle vurguluyorum. Yabancı kanallarda da bunu anlatırken bunu özellikle ve önemli vurguluyorum. Teopolitik kavramdan, yani teopolitik demek, teo demek ilahiyatın efendim politikaya yön verme sistematiği bir tarafa bırakıldığı akilane bir şekilde seküler güvenlik kabinesine geçildi. Ve de adeta İsrail'in akilane bir şekilde geleceği
Şu üç kişiye Roma'dan mülhem olarak ifade etmek istiyorum. Bir triumvera'ya verildi. Nedir bu? Birincisi Başbakan Netanyahu. Bir. İkincisi efendim bir türlü yani her şekilde Ben Gibir'in sözlerinde ey Netanyahu bu savunma bakanını görevden al diyen savunma bakanı iki numara çok önemli. Yoav Gallant eski bir asker. Üçüncüsü ise ana muhalefet partisinin başkanı. Güvenlik kabinesinin bizzat elemanı oldu. Yani bu üç kişi ana muhalefet partisi Benny Gantz bir önceki yani tekraren ifade etmek istiyorum. Efendim Benjamin Netanyahu öncesindeki başbakan. Şimdi bu üçlü yönetim olarak şu anda İsrail'in geleceğine bunlar karar vermekte. Bu çok önemli bir ayırıcı özellik. Yani 13-14'ün kazanımı olarak buna bakmamız lazım. Yani eski bir Z kuşağının tabiriyle söyleyeyim. Efendim savaş kabinesi out, güvenlik kabinesi in denilen bir duruma geçirildi. Zannediyorum anlaşılıyor benim demek istediğim. Evet. Yani bu konuda İsrail'in efendim bu işte sen benim hani neredeyse acıtmadı ki diyen bir efendim Tahran yönetimini ortaya. Yani 3 tane drone'la efendim öteki tarafta 300 tane 180 tanesi bunun drone efendim arkasından işte balistik füzeler ve de hatta seyir füzeleri fakat ben seyir füzeleri olduğunu zannetmiyorum. Çünkü seyir füzeleri gerçek anlamda biraz evvel dediğiniz gibi hemen hemen siz ve Hazar Hanım mutlaka bir 180 kilometrelik arabaya binmişsinizdir. 7 saat bekleyeceksiniz. Ve 7 saat sonra bu silaha karşılayacaksınız. Tabii böyle bir şey yok. 7 saat beklemişlerdir. Ve o gece çok önemlidir. Efendim ne yapmışlardır? Refah yapılacak olan saldırıyı şimdilik unutulmuş görülmektedir. Yani ben şu kadarını söyleyeyim. Bu bir mukabeleyi bir misil değil. Kesinlikle olamaz. 3 tane drone da bu şey. Fakat Tahran tabii bunu olduğu gibi bütün dünyanın gündemine taşıyacaktır. Yalnız İsrail'in bütün olgusu fakat bir türlü buna diğer Batı ülkeleri yanaşmamaktadır. Efendim İran'a yapacakları biraz evvel söylediğim Natanz'a yapacakları zenginleştirme, uranyum zenginleştirme tesisi yapacakları bir taarruzla yanına Batı'daki güçleri almaya bir koalisyon gücü teşkil etmeye çalışmaktadırlar. Bunu teşkil edemeyecekleri şu anda görülmektedir. Zannediyorum bu şekilde bu esnek mukabele sistemine sorarsanız anlatırım nedir diye buraya dönüş olmayacağını yani şu anda onu göstermektedir. Peki Hazar Hanım şunu... Tam bu noktada bir şey ekleyebilir miyim? Lütfen buyurun. Sayın hocamın söyledikleri çok doğru fakat İran'ın şu anda bu konuyu çok büyüttüğü gibi bir açıklama elimizde henüz yok. Yani tam bu yapılan 13 Nisan'ın karşılığı olarak hani sıralama gibi bir şey henüz elimizde yok. Yani onu bir kere vurgulamak istedim. İkincisi de önemli nokta şu, şimdi biraz önce şurayı gösterdiniz ve buraya bir boşluk bırakıldığını söylediniz. Aslına bakarsanız Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından İsrail'in elinde nükleer anlamında tam olarak ne olduğu da bilinmiyor. Şimdi bu bir açıdan doğal çünkü... Ama İran'a göre biraz daha net sanıyorum. Tabii İran'ın o eşiğe geldiği şimdi konuşulmaya başlanıyor artık son 2024 noktasında. Fakat şöyle hesap verebilen ya da hesap veren bir İsrail söz konusu değil. Hem uluslararası hukuk açısından hem elindeki nükleer açısından aslında hesap sorulabilen bir platform da pek görmüyoruz biz İsrail'e karşı. Bunu vurgulamakta fayda var. Şimdi bu rakamlar çok önemli. Tabii ki bir karşılaştırma yapmak açısından hani bunlar üzerinden analiz yapmak bir anlam ihtiva eder. Değerli hocam çok daha iyi yapacaktır. Ama şunu vurgulamak lazım. İsrail elindeki bütün bunlarla asgaride, bütün bunlarla şu anda zaten Gazze'de savaşıyor. Kuzeyde Hizbullah'a karşı bir savaş veriyor. Ya da ülkenin her tarafını bunlarla zaten şu anda korumak zorunda. En azından tabii ki müttefikleri var, Amerika var, İngiltere var, Fransa var, Almanya, işte Ürdün bile. Ama sonuçta sadece bunlar değil. Şimdi biraz önce hani indirgemeden bahsettik ya bir de bu
dronların hani gelişiyle alakalı bir takım komedi sözler söylendiğiyle ilgili. Şimdi savaşı bilen iki ordu var karşımızda. İsrail'de, İran'da geçtiğimiz yüzyılda defaatle savaşmış ordular. Birbirleriyle değil ama kendi savaşlarını yapmış ordular. Birbirleriyle doğrudan bir savaşları yok tabii ki. Dolayısıyla yani şu anda bundan daha büyük, uluslararası ortamı daha büyük sıkıntıya sokacak bir eylem beklemek. Yani 3 drone mu? İşte 5 yer mi vuruldu? Hani bu bizi doğru analizden biraz uzaklaştıran bir şey. Yani bunu vurgulamak istedim. Teşekkürler. Yok, şöyle, o zaman ben de size şu soruyu sorayım. Hı hı. İsrail ile İran arasındaki tabii ki işte asker sayısı, tank savaşı, uçağı savaşı, helikopteri savunma bütçesi, aradaki farkı arkadaşlarımız topladı. Fakat İsrail sadece sizin de ifade ettiğiniz değil, gibi... Evet. 170 binden ibaret değil. Evet, 170 binden de ibaret değil. Bu rakamlardan hiç ibaret değil. Ya aslında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde gördük, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gördük ya da uluslararası herhangi bir herhangi bir örgütte, toplulukta İsrail'in aslında şu anda nasıl bir destek içinde olduğunu gördük. Rusya da bunu vurguladı zaten. Neden bu çifte standart? Yani İsrail'in 1 Nisan gecesi yaptığı eylemi başka bir devlet yapsaydı bu şekilde yapmazdınız dedi. Çin de buna katıldı. Yani bu bugün gibi ortada olan bir gerçek. O yüzden nükleer açısından da İsrail'in beyanları ya da söylediği rakamlar bunların çok dışında olsa gerek. Peki. Çok teşekkürler. Esat Hocam, 2 dakikalık sürem kaldı. Biliyorum anlatılacak konu çok fazla, konuşulacak konu çok fazla. Ama süreyi de aşmamak için 2 dakikada kısa bir söylemek istediğiniz mutlaka vardır. Özellikle Tahran'daki görüntülerle ilgili ve Tahran'da İsrail'e yönelik gerçekleştirilen tepkiyle ilgili. Çok kısa 2 dakikada alırsam çok sevinirim. Ben iki ülkeye de gittim. İki ülkede de bulundum. Yani çalışan askerlerle arasında bulundum. Generallerinin arasında bulundum. Yani İran'a efendim karadan langır langır gidip efendim orayı işgal etmek diye bir şey zaten düşünülemez. Yani bu arada nedir? Efendim her iki taraf şuna soyunmuş vaziyette. Son olarak bunu toparlayarak iki dakika içinde söylediğiniz için beni kısıtladığınız için. Hatta bir. Her iki tarafın esas siyasal hedefi her ki milletin savaş etme azim ve kararlılığını ortadan kaldırmak. Yani eğer tekraren söylüyorum, İran'a karşı siz bu şekilde hareket ederseniz, yani mukabeleyi bilmişir derseniz, İran'daki halkı ben çok iyi tanıyorum, askeri kesimi de tanıyorum, daha çok ne yaparsınız, birleştirirsiniz. Yani efendim şu anda İran'da merkezi hükümetine karşı olan, çok da önemli olduğu için söylüyorum. Efendim muhalefet olgusunu bitirirsiniz, sapları sıklaştırırsınız. Bu sapları sıklaştırmak yani bayağı ciddi bir olaydır. İran bir büyük ülkedir. Yani onu ifade etmeye çalışıyorum. Zinhar efendim İran'ı efendim bir şekilde kabul ettirmek çok mümkün değildir. Onu peki ifade etmeye çalışıyorum. İran bugün değil. Bakın Amerika Birleşik Devletleri zamanımızda oldu onu söylüyorum. Şu kadar 444 günlük unutmasınlar diye ifade ediyorum. Elçin yani aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nin 55 tane rehin alındı. 444 gün efendim Ahmedi Reşat o zaman öğrenci lideriydi. Onların emrinde bulunuyordu. Ne oldu, Amerika bir harekat yapabildi mi? Peki. Yapamaz. Yapamayacağını da açıkça söyledi diyerek sözü size bırakıyorum Kaan Bey. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Esat Hocam, Hazar Hocam çok teşekkür ediyorum sizlere Kaan değerli Bey görüşleriniz için. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Dünya siyaseti, dünyadan gelen gelişmeler, İsrail ile İran arasında yaşanan süreç gerçekten çok sıcak. İlerleyen dakikalar bize, çünkü her dakika değişiyor. İlerleyen dakikalar bize ne gösterecek bakacağız.